Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz asr-ı saadetin Medine dönemi. İnşallah Teala. Asr-ı saadet peygamberin yaşadığı döneme böyle deniyor. Yani peygamberimizin 23 yıl dönemi hayatı. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Mekke'ye mükerremeden Medine'ye münevvereye gelince ilk işi Medine'de bir mescit yapmak olmuştu. Mescit. Mescit Müslümanları bir araya getiren, bu iş için geçen hafta bu konu geçmişti. Elhamdülillah arsa belirlendi. İnşaata başlandı ve 7 ayda hem mescit tamamlandı hem de peygamberin yapı o da tamamlandı. Medine-i Münevvere'deki Müslümanlar mescide kavuşunca artık Medine onlar için cenneti aşan bir duruma geldi. Hazreti Bilal Habeşi Hazretleri ezan okuyordu Medine'de. O dönemde Medine'de minare yoktu. En yakın olan binanın üzerine çıkıyordu. Taras'tan ezan okuyordu. Hazreti Bilal sanki ezan okumak için yaratılmış öyle bir sesi vardı. Ezan okuyunca artık dağlar taşların yankı yaparlardı. Bu tabi o gün için çok anlamlı idi. Mekke'de baskı vardı. Zulüm vardı. İşkence vardı Mekke'ye mükerremede. Ama şimdi Hazreti Bilal açıkça Allahu Ekber diyordu artık. Sonra elhamdülillah 5 vakit namaz peygamberimizin imametinde cemaatle kılınıyordu. Mekke mükerremede namazı gizli kılıyorlardı. Bıraktım cemaati mescitleri de. Her gün elhamdülillah 5 vakit namaz cemaati kılınıyordu. Ve namazdan sonra da peygamberimizin mübarek tatlı sohbetini sahabeler doyasıya dinliyorlardı. Ki o döneme asr-ı saadet dini, asr-ı saadet. Asr bir dönem anlamına geliyor burada. Saadet de en mutlu bir dönem. Yani dünya yeryüzü öyle bir zaman görmemiş ve görmeyecek. Öyle mutlu bir dönem. Peygamberimizin sohbetleri mescitte. Sahabeler her bakımlarda yetişiyor sahabeler. İmanda, inançta, ilimde yetişiyorlar. Ve bu şekilde Müslümanlar Mekke mükerremede ancak bir gezi cemaat halindeyken şimdi elhamdülillah artık Müslümanlık bir devlete dönüşmüştü. İslam devleti ilk olarak yeryüzünde kurulmuş oldu Medine-i Münevvere'de. Yalnız devletin kurulması başka, onun yaşatılması başka mesele ama. O günkü Medine-i Münevvere, bugün bizim küçük bir ilçemiz gibi şu anda. Evet, devlet kurulmuştu elhamdülillah. Peygamberimiz onun duaları başkanıydı. Ve Kur'an-ı Kerim orada uygulanıyordu. Allah'ın kanunları, ilahi kanunlar uygulanıyordu orada. Kadını, erkeği, genci, yaş, hastası, herkes elhamdülillah mutluydular. Yalnız bu devletin yaşaması meselesi var şimdi. O günkü ortama baktığımızda bu İslam devletinin en büyük düşmanı kim derdi? Önce Mekke müşrikleri idi. Çünkü Medine-i Münevvere Mekkelilerin Şam yolu üzerinde idi. Mekkelilerin de tek gelirleri
ticaretti. Ayrıca Mekke'de bulunan müşriklerin elebaşılarında İslam düşmanlığı artık onlarda fikri sabit olmuştu. Tek amaçları Peygamberimizi Müslüm yok etmek. Ayrıca yine o günkü dönemde Medine civarında da Arap kabileleri vardı. Büyük kabileler vardı. Onların da her biri henüz daha müşrik kabilelerdi. O günkü dönemde, o ortamda hırsızlık, çapulculuk, çarpma, gasp olayları normal doğaldı o zamanlar. Medine'ye baskın yaparlardı, çocukları kaçırırlardı, hayvanları kaçırırlardı, malları çalarlardı. Etraftan da bu şekilde Medine'ye baskınlar yapılırdı. Bir de bunun ötesinde hemen Medine'nin yakınında 3 tane de Yahudi kabilesi bulunuyordu. 3 Yahudi kabilesi. Roma devleti Kudüs'e saldırınca Roma ordusundan kaçabilenler bir kısmı Hayber'e yerleşmişler, bir kısmı da Medine'ye gelmişlerdi. O dönemde Medine civarında da 3 tane Yahudi kabilesi vardı. Tabi Yahudi demek ırkçı demektir. Peygamberimizin geleceğini bildikleri halde ama Yahudilerden gelmediği için kıskandılar bunu ve bu Yahudiler İslam'a karşı düşman oldular. Bu ortam ne gerekiyor bu ortamda? Güçlü olmak gerekiyor Müslüman devletinin. Kuvvetli olması gerekiyor. Caydırıcı olması gerekiyordu diğer insanlar. Bunun için ne yapmak gerekiyordu? Önce sayısal çoğunluk lazımdı. O dönemdeki savaşlar kılıç olduğu için orada el insan sayısı önemliydi. Allah-u Teala Mevlamız hicreti farz kıldı o zaman işte Müslümanlara. Mekke mükerremede veya başka kabilelerde Müslüman olan ne kadar kişi varsa onların her birine Medine hicret, göç farz kılındı onlara. Bu şekilde elhamdülillah Mekke mükerremeden ve başka kabilelerden Medine'ye doğru hicret, göç devam ediyordu. Gelenler orada ne iş yapıyorlardı şimdi? O da var tabii. O sorun da var şimdi. Mekke mükerremede Kabe olduğu için orada sene bir de olsa bir panayır kurulurdu. Orada ticaret vardı. Medine'de ise iş hayatı yoktu Medine'de. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri her gelen muhacirden birini Ensar dini Medine yerlisine onunla kardeş yapmazdı böyle. Kardeşlik kuruldu arada. Gelen muhacirin Medine'den birisiyle ama Peygamberimizin tarafından bu karışık oluyordu. İsteyen değildi. Oluyordu. Medine yerlisi olan Ensar gelen muhacirle Allah için kardeşlik oluyordu. Evine götürüyordu. Onu barındırıyordu. Hatta malını yarısını bölüp ona veriyordu. Böyle bir karışık Medine'nin öyle. Mekke-i Mükerreme döneminin son zamanlarında Müslüman sayısı epey çoğalmıştı. Mekke müşriklerine baskısı artık zirveye tırmanışa geçmişti. O zaman bazı sahabeler geldiler Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri'ne dediler ki ya Resulallah bak müşrikler bize böyle böyle yapıyorlar. Onlara biz boyun eğmeyelim ya Resulallah. Biz de silahı sıralalım. Her ne olursa olsun ona savaşalım dedi Peygamber. Peygamber şöyle buyurdu. Henüz bana Rabbimden savaşa izin verilmedi. O derece ki
savunmaz, savaşı bile yoktu o zamanlar Müslümanlar işte. Yani Mekke müşriklere saldırıyorlar, baskıya zulüm ediyorlar. Orada bunlar Müslümanlar için savunma, savaşı bile izin verilmedi onlara o gün için. Neden? Ta ki insanlar önce tatlılıkla İslam'ı güzel öğrensinler. Allah'ın takdiri buydu. Sonra tabi Medine'ye gelince elhamdülillah Müslümanların sayısı çoğalmaya başlayınca İslam devleti artık oluşunca, kökleşince Rabbim izin verdi bunlara savaş için. İlk ayet şöyle geldi. Hac Suresi ayet 39'da Bismillahirrahmanirrahim. İzine lillezî yukâtelûne biennehüm zulümû. İzine izin verildi. Bu ilk gelen ayet-i kerimede Allah Teala Müslümanlara cihadı, savaşı farz kılmadı. Farz değildi. Neydi? İzine ruhsat, izin verildi. Kimlere ama? İllezine yukatelüne kendilerle savaşılan, yani düşman gelip de kimlerle savaşıyorsa o saldırıya uğrayanlara izin verildi. Biennehüm zulümû. Onlar çünkü zulme orada mazlum oldular. Ve innallâhe alâ nasrihim lekadîr. Mevlam buyurdu. Allah Teala Müslümanlara izin verdi. Saldırıya uğrayınca savunma savaşı izin verdi. Allah Teala verdi. Mevlam buyuruyor. Allah Teala bunlara yardım etmeye kadir mutlaktır. Sonra Mevlam yine buyurdu Bakara 190'lı muhteremler, Allah artık savaş ediniz. Emri geldi. Ve katülü fî sibîlillâh. Ayet-i kerimesi geldi. Ve katülü kıtal. Yani dövüşe, savaşa Allah izin verdi. Bu savaş nasıl olacak ama? Fî sibîlillâh. Allah yolunda olacak ama. Allah için olacak. Önceki kan davası ortaya dökülmeyecek. Önceki intikam, kin davası ortaya çıkmayacak. Sırf Allah için olacak. Yani Allah'ın cenişan dinini hakim kılmak için olacak. Elin yukatürünü hüküm sizin savaşanlara. Fakat Mevlam şöyle buyurdu. وَلَا تَعْتَدُّوا Ama sakın savaşta aşırı gitmeyin. Mevlam buyurdu. Allah yolunda, Allah için, Allah'ın dinini üstün kılmak için sizinle savaşan kafirlerle savaşınız ama وَلَا تَعْتَدُّوا Sakın ama savaşta aşırı gitmeyiniz. Yani kadınları öldürmeyin, çocukları öldürmeyin, hastaları öldürmeyin, yaşları öldürmeyin gibi Allah bu tahtaya koydu. Ve ölürken de işkence yapma koşuluyla. Bu şekilde artık Müslümanlara Rabbim savaş iznini verdi. Çünkü Peygamberimizin görevi Medine'ye yerleşip de devlet başkanı olup da rahatına bakma diye Peygamber'in görevi. Hatta Mekke'ye mükerremede Habeşistan'a göç eden Müslümanlar dediler ki Peygamber Aleyhisselatü'ne Ya Resulallah sen de Habeşistan'a gel Ya Resulallah. Bak Mekke'ye mükerremede bu kadar baskı var, işkence var, zulüm var. Sana derdi Peygamberimize. Buradan çok rahatsızsın. Ne olur Ya Resulallah, Habeşistan'a beraber gidelim Ya Resulallah. Habeşistan hayatı olacak, çok güzel hayat, rahat olsa dediler. İşte, havası filan güzel dediler. Peygamber şura buyurdu. Ben bu dünyaya rahat etmeye gelmedim.
Allah'ın dinine tebliğe geldim buyuruyor muhteremler. Şimdi Medine Münevver'de bir devlet kuruldu. Haşa Allah'ın Resulü Aleyhisselam Hazretleri bir derebey değil ki, bir kabile reis değil ki o. Rahatına baksın, zevkine, sefahatına çekilsin kenarıya, onun görevine Allah'ın dinini bütün insanlara duyurmak. Bunun için önce ne yapıldı? Mekkelilerin ticaret kervanları engellenmeye çalışıldı ilk olarak şimdi sabah izin verilince. Neden? Çünkü Mekkeliler karlarının bir kısmıyla silah alıp Medine'ye saldırmak istiyorlardı. Ebu Süfyan komutasındaki büyük bir müşrik kervanı Şam dönüşü Medine'ye haber geldi. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri eshab onlara karşı çıktı. Kervan kaçıp gitmişti. Allah'ın takdiri buydu. Bedir savaşı olacak orada. Ki enfasyon bu konu çok orada geçiyor orada. Tabii çok kısa öteceğim bunları. Bunun üzerine Mekke'den gelen ilk ordu, müşrik ordusu. Ebu Cehil başkomutanları. 1000 kişilik ordu. O günkü savaş koşullarına göre de silahlı bol orduymuş. Yani çoğunluğu zırhlı. Kılıçları çok. Okları fazla. Kalkanları var. İşte hemen hepsi bunların binekli. Ve bir de Müslümanların sayısından 3 katı fazlalar sayısı olarak da. Bilik işte elhamdülillah Bedir'de Allah da Müslümanlar orada zaferi verdi muhtemelenler. Bedir'de. İlk savaş oldu. Bunun için sahabelerden hangileri Bedir'e katılmışlarsa onların dereceleri çok üstün oldu. Bedir gazileri, Bedir şehitleri. 14 tane de şehit verdik. Bedir şehitleri. Aşağı yukarı 300 küsur sahabeydi bu Bedir'e katılan gaziler. Bu Bedir gazileri sahabe içerisinde çok örnek üstün insanlardı bunlar. Peki sonuç ne oldu? O da sonuç tabi kısa kesmemiz gerekiyor. Ebu Cehil başta olmak üzere Mekke müşriklerinin en azılarından çoğu hep orada öldürüldü. 70 tanesi öldürüldü orada. Ebu Cehil de orada öldürüldü. 70 de esir alındı. Ve kalanları da artık kaçan kurtuldu. Perişan, yayan olarak, bozgun uğradılar. Uğradılar. İslam'da ilk bir devlet savaşı yapıldı Bedir'de. Elhamdülillah bu savaşta Müslümanların kesin zaferiyle sonuçlandı. Peygamberimizin katıldığı bu savaş muhteremler. Peygamber zamanında az saadette o dönemde olan savaşların sayısı çok. 50-60 falan buluyor aşağı yukarı. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri bunlardan 27'sine katıldı peygamber hakkında. 27'ye peygamber katıldı. Yani 10 senelik Medine döneminde düşünün ki 27 savaşta Resulullah katılıyor. Ne demek savaş? Savaş bir sahada savaş değil ki uçakla falan. Önce savaşın hazırlık dönemi başlıyor. Medine Münevver'de hazırlık. Yola çıkılıyor. Uzaklara gidildiği zaman oldu. Mekke'ye gidildi, Taif'e gidildi, Tebuk'a gidildi. Günlerce, aylarca yol yürüldü. Tabii yollarda o kızgın çöl doğasında susuzluk, açlık, kıtlık, terleme, güneş çarpması ve bir bu arada bir de su kıtlığı olduğu için çöllerde bir duş alma imkanı olmaması. Yani peygamber yaşadığı koşula bakın muhtemelen. Yani buna bakalım. Biz de biraz sıcak gördük mü hele şu günlerde of başlıyorum.
başlıyor. Biraz daha bir terli sıkıldık mı hemen bir duş alıveriyoruz. Üstünü değişiyoruz. Allah'ın Resulü iki can sebebi Hatim-i Enbiya Hazretleri. Medine'deki 10 yıllık dönemin çoğu hep böyle çöllerde geçti. İslam'ı tebliğ için gitmeye mecburdu Allah emri bu şekilde ona. Neden? Çünkü etrafında bulunan kabile reisleri çıkarları yerinden kopmasın diye ne yapıyorlar? Puçluk rejimine sarılıyorlar. Mekke hakim olan güçler, diğer kabile reisleri bu reisliklere gitmesin diye, çıkarları bozulmasın, sarsılmasın diye bu puçluk rejimine sıkı sıkı sarılıyorlar. Halka İslam'ı bildirmiyorlar. Bunun üzerine ne gerekiyor? Tabi bu engellerin kaldırılması gerekiyor. Bu da iyilikte olmayınca savaşla olmaya mecbur kalınıyor. Medine civarında 3 tane Yahudi kabilesi var demiştik. Yahudi milleti önce katı ırkçı muhteremler. Çünkü Yahudi inancına göre Allah Teala Yahudileri insanlara yaratmış, diğer insanlar onların yararına yaratılmış. Bunun için Yahudiler Yahudi ırkı olmayan bir kişiyi dinine kabul etmezler. Bunun için Yahudi böyle az kalıyor. Sayısı olarak az kalıyor bunlar. Halbuki bugün Yahudi'nin elinde, Siyonizm'in elinde öyle imkanlar var ki ellerinde dilerseler dünyaya yeni oynatırlar Yahudi için. Ama istemiyorlar. Irkçı bile bunlar. Bir de Yahudi'nin bir şeyi nedir? Yahudi olmayana verdiği sözü tutmamak. İnancına göre. Bir Yahudi, Yahudi olmayan bir kişiyle sözü yazılı anlaşma yapsın. Eğer bunda bir ihanette bulunmazsa o günah görüyor. Hatta bir gün Medine Münevvere'nin dışında Hazreti İbni Ömer, Hazreti Ömer oğlu bir Yahudi'yle karşılaşıyorlar. Daha önce tabi tanışıyorlarmışlar. Beraber yola gidiyorlar. Hazreti Abdullah İbni Ömer Yahudiliğin dinini iyi bildiği için bu Yahudi bana bir zarar vermesin diye çok teyakkuz uyanık halen duruyor. Hep dikkat ediyor. Hep yol gidiyorlar. Ayrılma zamanı gelince diyor ki Yahudi'ye arkadaş diyor sen diyor benim için bugün günaha girdin. Yahudi neden soruyor? Niye Abdullah? Bak diyor şuradan buraya kadar yolculuk yaptık, konuştuk, arkadaşlık yaptık. Senin bu arada bana mutlaka bir zarar vermen gerekiyor dinine göre. Yahudi olmanın için ben diye. Ama sen bana bir zarar veremedin, sen şu an dinine göre günahkar oldun diyor. Benim yüzümden. Yahudi gülüyor, hayır Abdullah diyor. Ben diye yapacağım, yaptım sana diyor. Ben sana günah girmedim. Ne yaptın söyle, söylemem. Tutuyor bilenden, kuruyor bileni. Söylemesi bırakmam. Baktım diyor, çok uyanıksın diyor. Şunu yapabildim diyor. Arası arkadan geldim, senin gölgene hakarete bastım diyor. Hani bunu yapabildim böyle diyor. Yani Yahudiliğin doğası, mayası bu muhteremler. Alışverişinde her ne olsa olsun, her anlaşmasında eğer Yahudi olmayan kişiye bir zarar veremezse o günaha giriyor. Buradaki Yahudiler de Medine üç kabilede peygamber anlaştılar peygamber Medine'ye gelince. Yahudiler Müslümanlara karışmayacaklar. Onlara bir zarar vermeyecekler. Saldırmayacaklar. Dışarıdan eğer Medine'ye saldıranlar olsa onlara yardım destek vermeyecekler. Anlaşma yapıldı peygamberimizle. Ama tabii Yahudinin mayası doğası bu. Anlaşmayı bozacak.
Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Bedir'den dönmüştü ki bir haber geldi. Beni Kanuka, üç kabile vardı. Birinin ismi Beni Kanuka kabilesi, Yahudi kabilesi. Bu Yahudi kabilesi daha sert savaşçıymış. Kaleleri daha çok muhkemmiş, sağlammış kaleleri filan da. O çevrede kendine güvenen bir kabileymiş bunlar, savaş açısından. Bir Müslüman kadın, tabi sahabiye kadın. Beni Kanuk Yahudilerin de işleri, ticareti, kuyumculuk yaparlarmış onlara da. Bir Müslüman kadın bir Yahudi kuyumcu dükkanına gidiyor. Bir yüzük yaptırmaya. Diyor ki kuyumcu otur diyor. Hazırlayayım diyor. Kanda oturup beklerken başka bir Yahudi bu kadın Müslüman, ben buna bir zarar vereyim diyor bak. Aklında sahabe işecek yani dine göre. Kadın otururken kadının uzun giydiği çarşı gömle neyse o gün giye kadının giydiği ayak eteğini kaldırıyor. Yukarıya dikene bunu tutturuyor yukarıda. O günün kadları çoğunda kilot olmazdı muhteremler. Kıtlık olduğu için ancak dış bir şey giyerlerdi. Tabi kadının fakire varmamış. Kadının yüzünü alıyor. Dışarı çıkınca kadının arkası açılmış olduğu gibi. Yahudiler başlar gülüşmeye. Kadın bakıyor, fark ediyor kadıncağız. Oradan geçmekte olan bir Müslüman da, yani sahabede bunu görünce hemen kılıcını saldırıyor. O kişi öldürmek istiyor. Fakat diğer Yahudiler bunu öldürüyorlar. Müslüman sahibi öldürüyorlar. Bununla ne olmuş oldu şimdi? Anlaşmayı Yahudiler tek taraflı bozmuş oldular. Müslümanlara saldırmayacaklardı. Anlaşmaya göre eğer aralarında bir uyuşmazlık olursa Peygamber hakem olacaktı anlaşmaya göre. Bunun üzerine Peygamber Aleyhisselam Hazretleri haber aldı. Beni Kanuka şahsına geldi. Topladı Yahudileri. Bak siz anlaşmayı bozmuşsunuz. Böyle yapmışsınız. Onlar Peygamber Medine okudular bu sefer. Dediler ki sen dediler Bedir'de Mekkelileri yendin ama onlar savaşta bilmeyen bir toplum onlar. Biz de savaşçıyız dediler böyle. Sakın bir de çatma işin kötü olur dediler. Bu yüzden Peygamber Aleyhisselam Hazretleri batı yolu gelmiyor bunlar. Esra haber verdi Peygamber Hazretleri. İslam ordusu tekrar toplandı. Onlar da gelmeye başladı. Bunlar bu zaman korkup kaleye sığındılar. Kale çember alındı. Kuşatma alındı. Sonra bunlar da esir oldular. Teslim oldular. Teslim oldular. Ve Medine'den gitmek üzere. Bu kabile bu şey Medine'den temizlenmiş oldu. Derler. İki kabile kaldı Medine'de. Ertesi yıl, yani hicretin üçüncü yılında bu defa yine Mekke'ye mükerremeden bir ordu Medine'ye gelmekte olduğu haberi geldi. Tabi Ebu Cehil denen kafir Bedir'de öldürüldüğü için bu defa Ebu Süfyan Mekke'nin reisi olmuş. 3000 kişilik bir kuvvetle, güçle. Ama kendilerine tam güvenler tam kendilerine. O güne göre daha silahları üstün, yani kılıçları daha büyük, daha keskin, kılıçları çok. Bu şekilde Mekke, Medine'ye geliyor, haber geldi. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri hemen topladı sahabelerini. Onunla haber bir görüşme yapıldı. Ve karar verildi. Uhud Dağı'nın yanında savunma, savaş yapmaya karar verildi. İslam ordusu arkasını Uhud Dağı'na verdi. İslam ordusu. Burada Uhud Savaşı diye meşhur savaş oldu. Tabi hepsini saymayacağım da işte birkaç tanesini, belli noktaları. Aslında hepsi önemli Peygamberimizin bulunduğu yerler ama bazen saymayınca tabi zaman müsait. Bu
Savaş Allah'ın hikmeti celleşanühü Müslümanların biraz aleyhinde oldu bu savaş şimdi. Neden azdı cemaatimiz? Çünkü Medine-i Münevver'de bir grup türemişti. Münafıkın diye grup türemişti Medine-i Münevver'de. Münafık. Ne de münafık? Münafık iki yüzlü. Dıştan kendisini Müslüman kabul ediyor ama içi Müslüman değil. Medine bulunan İbn-i Übey denen bir kişi, ismi Abdullah, isim güzel de, bu kişi Peygamberimiz gelmeden Medine'ye, Medine'de ağırlığı olan, sözü geçen kişiymiş. Çok etkili konuşurmuş kendisi, hitabeti kuvvetliymiş. Medine'de ileri önde gelen bir kişiymiş. Peygamberimiz Medine'ye gelince onun yıldızı söndü. Sıradan bir insan durumuna itildi. Bunu içine sindiremedi. Açıkça İslam'a da karşı gelemedi. Gizden gizli İslam'a çalışmaya başladı. Ne yazık ki aziz cemaatimiz her sapıklığın bir taraftarı da vardır böyle. Her dönemde var. O aslı saadette bile Peygamberimizin bulunduğu Medine döneminde bile Peygamberin bulunduğu zamanda bile ne yazık ki bazı kişiler ona aldandılar. Yüzlerce kişi oldular münafıklar. Oldular. İşte Bedir'de zafer kazanılınca bunlar korktu, silmiş yedi münafıklar. Ama Uhud'da İslam aleyhine bir durum olunca bunlar ortaya çıktılar bunlar. İslam aleyhinde açıkça konuşmaya başladılar. Ve bunlar tabii kimlerden çıkmış oldu. Allah'ın hikmeti celleşanühü. Biz de Müslümanlar orada Uhud'da 70 tane şehit verdik muhteremler. Hazreti Hamza ki amcası gerçek tam bir savaşçıymış kendisi. Tam gibi savaşçıymış kendisi. İşte Vahş denen bir Habeşli köle onu arkadan vurdu. Hançerleyerek, atarak kendisini vurdu. O da şehit oldu orada. 70 tane şehit verdik. Ama tabii düşman, müşrikler tam zafer elde edemeden geri çekildiler ama. Allah'ın bir korku verdi onlara, onlara korku verdi. Bu Uhud Savaşı'nın böyle neticelenmesi tabii Peygamber için de çok zor oldu muhteremler. Medine'ye daha yeni gelin, Medine-i Münevvere'ye. Daha yeni Müslümanlar var orada. Bak bu Peygamber neye yenildi gibi. Halbuki Peygamber olsa Allah'ın kulu da celleşanühü. Tabi bilemiyor bunu. Bu Uhud'da Müslümanların aleyhine bu işin olması üzerine Medine bulunan ikinci Yahudi kabilesi Beni Nadir kabilesi daha kalabalık kabilede bu. Bu defa bunlar da başkalarına başladılar şimdi İslam'a karşı. Bedir'de biraz silmişlerdi zaferi görünce. Hep Rabbim'in takdiri bunlardan. Yani emin olun şer görünen her olayın altında örtülü gizli olarak çok hayırlar çıkıyor bak. Eğer Uhud'da da Müslümanlar kesin zafer elde etseylerdi münafıklar bilinmezdi, Yahudilerin durumu bilinmezdi. Orada onlar temizlenemezlerdi. Uhud'da bu şekilde bir aleyhte sonuç çıkınca Yahudi kabilesi ikincisi Beni Nadir kabilesi artık Peygamber'e karşı açça bir konuşma başladılar, cephe almaya başladılar. Hatta içlerinden bir grup Peygamber'e karşı suikast girişiminde bulunuyorlar. Bir gün Peygamber Aleyhisselam Hazretleri onların kabilesine gitmiş. Öyle vaktinde oturun bir evin gölgesinde. Bunlar ne yapmak istiyor o defa? Taras üzerinden büyük bir taş kayayı Peygamber'e böyle yuvarlayıp Peygamber'i öldürmek istiyorlar bunlar.
Önce bunu tasarlamışlar, planlamışlar. Peygamber'e dua edilmiş, özel dua edilmiş. Peygamber'in 10 tane kadar sahabe bulmuş Peygamber'de. Peygamberimiz o sahabeleriyle orada konuşurken evin gölgesinde buna tabi sevinçliler. Bak diyorlar, peygamberim diyor, Allah Resulüyüm diyor, ne kadar gafil diyorlar, kendi kendine bunlar. Hazırlanan taşı böyle yavaş yavaş çeke çeke tam kenara geliyorlar. Cebrail Aleyhisselam geldi. Ya Muhammed, hemen buradan kalkın, öteye gidin. Hemen peygamber kalktı, eshabeler kalktılar. Onlar artık tam yani sonuca ulaşacakları anda elleri kayada kaldı. Baklar peygamber kalktı oradan. Peygamber hemen meşte geldi. Topladı eshabını. Eshabın durum bu şekilde. Cebrail sana haber verdi bana. Bu şekilde bunlar anlaşmayı bozdu şimdi bunlar da. Tamam, suikaşa kalkıştılar. Anlaşmayı bozdular. Bunun üzerine yine elhamdülillah Müslümanlar, yani İslam ordusu, bu Beni Nadir kabilesi, bunlara kaleler orada kale çekilmişlerdi. Onu çember aldılar, kuşatma altına aldılar. Aşağı yukarı 6000 dayanabildiler. Sonunda bunlar da ancak develerine Büyük Ekrem'i alıp buradan gitmeye karar verdiler. Peygamber kabul etti. Bunlar da bundan Hayber'e, Şam'a gittiler bunlar da. Şimdi Medine'de tek bir Yahudi kabile kaldı artık. Beni Kureyze kabilesi kaldı. Hicretin 5. yılı oldu muhteremler. Tabi atıyorum böyle bazı noktaları. Bu hicretin 5. yılında da önemli bir olay da Hendek Savaşı oldu. Hendek Savaşı oldu. Bu Beni Nadir kabilesinin reisi. Bazı Yahudilerle beraber Mekke'ye gidiyorlar bunlar. Mekke müşriki anlaşıyorlar. Diğer kabileye gidip anlaşıyorlar. Hep beraber bunlar Medine'ye saldıralım diyorlar. Bütün gücü Medine'ye saldıralım diyorlar. Bir tek Müslüman sağ kalmasın diyorlar. Yani çoğu çocuk kadın. Bir tek Müslüman hayatta kalmasın. Hepsi öldürülen bunların, bu işi kökünün kazıyalım diyor bunlar. Karar veriyorlar. Bunun üzerine yine Ebu Süfyan başkanlığında bu defa 10.000 kişilik bir müşrik ordusu geliyor Medine'ye doğru. O gün için 10.000 kişi muazzam, çok büyük bir ordu. Çoğu deveyle geliyorlar. Tabi devenin hacmi geniş, yer kaplıyor. Yani 10.000 deve çöllere çıkmış. İşte atlar da var, develer de var. Develer çoğu kesiliyor, yük taşıyor bazıları da. Medine'ye bu haber ulaştı. Büyük ordu Medine'ye doğru geliyor. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, eğer bir konuda Allah'ın kesin emri yoksa eshabını toplar, beraber görüşürler, konuşurlardı ve çıkan sonucu uygulamaya koyardı Peygamber Hazretleri. Yine Peygamber'in toplu eshabını, eshabın durum bu şekilde. Biz ne gibi bir önlem alalım şimdi bunlara, nasıl savaşa çıkalım bunlara karşı? Nasıl olmuş savaş taktiğimiz? Hadis Selman'ın Farisi. Farisi Farslı, yani İranlı aslında kendisi. Ateşperestli kendisi, hatta zaman çocukken kendisi. Sonra kalktı, Erhan Medine'ye geldi, köle falan oldu derken Müslüman oldu. Dedi ki Hazreti Selman'ın Farisi, ya Resulallah dedi, bizim ülkemizde dedi, düşman çok kalabalık olunca Hendek adadık şehir etrafına, Hendek arkasından savurma savaşı yapardık ya Resulallah dedi. Tarif etti. Peygamberimiz de bunu beğendi, hoş güzel gördü. Sahabını hoş gördüler, buna karar verildi. Medine'nin tabi dağlık yeri değil de, hurmalık yeri değil de, açık bölgesi. Hendekler katılacak oraya. Düşman yolda geliyor ama. Haber alındı. Derhal çalışmaya başlandı muhteremler. O Allah'ın Resulü de, Peygamberim Aleyhisselam Hazretleri de,
O da kazmayla taşlara vuruyor, toprak kaldırıyor, toprak taşıyor. Hep çalışıyorlar. Hendeklerin sınırını peygamber çizdi, iki eli, kendi eli çizdi böyle. Genişliğini çizdi peygamberleri. Ve 40 zira 10 kişiye verildi. 40 arşın 10 kişiye verildi, taksim edildi. Herkes kendini kazıyorlar. Hazreti Selman'ın Farisi'nin bulunduğu grup, 10 kişilik grupta, o bölgede tam iki çizgi arasında çok sert bir kaya çıktı. O kadar vuruyorlar, kazma, kürek, ne varsa o gün koşulları, balyozları. Ama hiç kayayı çatlatamıyorlar bunlar. Acele edilmesi gerekir, düşman geliyor çünkü. Hazreti Selman geliyor peygamberimize. Ya Resulallah. Tam çizginin ortasında bir kaya çıktı ya Resulallah. O çizginin yerini değiştirelim mi? Yani kayanın ödüsünden alalım mı? Ne yapalım ya Resulallah? Buyurdu ki Peygamber Efendimiz'leri, ben de geleyim oraya. Peygamberimiz geldi, tam orta etrafını oymuşlar, kaya duruyor. Peygamber hende indi muhtemelen. İndi, elini aldı Peygamberimiz kazmayı. Peygamberimiz Bismillahirrahmanirrahim dedi, o kaya Peygamberimiz bir vurdu. Bir vuruşunda şimşek çakar gibi ışık çıktı. Hem kaya çatladı biraz, hem de şimşek gibi ışık çıktı. Çok aydınlık verdi. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Yemen'e doğru döndü, baktı, Allahu Ekber dedi. Hep sahabeler de Allahu Ekber dediler. Peygamber tekrar Besmele-i Şerif ile kayaya bir defa daha vurdu, kaya daha fazla çatladı, yine bir ışık çıktı, şimşek gibi çaktı. Bu defa Peygamber Şam'a doğru döndü, Suriye'ye doğru döndü. Peygamber baktı, yine Allahu Ekber dedi. Hep sahabeler Allah-u Ekber dediler. Peygamber tekrar Besmele-i Şerif ile kayaya bir defa daha vurdu. Yine bir ateş, şimşek çakar gibi ışık çıktı. Kaya tam parçalandı ama. Kaya tuz buz oldu kaya. Peygamberimiz İran'a doğru döndü. Medain İran'da başlıyor zamanlar. Peygamber oraya döndü. Allah-u Ekber dedi. Peygamber tabii çıktı oradan. Sordu sahabeler. Ya Resulallah, İlk vurdun Yemen'e döndün, tebliğ getirdin, işte Şam'a döndün, böyle böyle. Acaba hikmeti ne bunun? Tabi peygamber bir şey boş yapmaz. Şuna buyurdu muhteremler, ilk kayaya vurdum, şimşek çıktı, Allah-u Teala bana sana, Yemen'e başladı sana, sananın beyaz köşlerini gösterdi buyurdu. O anda Cebrail'sem karşıma dikildi, dedi ki bana, ya Muhammed, yakında burası senin olacak buyurdu. İkinci vuruşta bana Rabbim Şam'ın köşlerini gösterdi. Şam. Onlar Şam ileri bir dünya o günkü Bizans'a ait. Rabbim bana Şam'ın kızıl köşlerini gösterdi. Yerce Rabbim karşıma dikildi. Ya Resulallah, ümmetin buraya yakına girecek. Yani peygamberimiz giremeyecek hayattayken. Ümmetin buraya yakına girecek buraya buyurdu. Üçüncüde Rabbim bana Medain'in, yani baş yerinin beyaz köşlerini gösterdi. Yine aynı müjdeyi vereceğim, bana verdi. Peygamber bu müjdeyi orada verince orada bulunan sahabeler başta tebrik getirmeye Allahu Ekber, Allahu Ekber seviniyorlar. Ama tabi münafık da var ya şimdi orada. Münafıkla başlar kenara konuşuyor münafıklar kendi aralarında. Ama sesli konuşuyorlar. Diğer sahabeler duysun diyerekten kendi konuşuyorlar. Haşa bak ne diyor münafıklar? Peygamberim diyor. Bize ahiretten haber veriyor. Bugün bir Mekke müşrikler çıkıp da savaşmaya korkuyor. Hendek arkasına sığınmaya kalkışıyor da kalkmış da Yemen'i alacak. Hele Bizans'tan, Roma'dan Şam'ı alacak. İran'ın başını alacak. Artık burada saçma dediler. Tabi diğer sahabeler İmana koyulanlar, hayır. Resulullah böyle mi diyor, o olacak. O gün için imkanlar hiç buna müsaade değil. Yani akıl mantığı değil de hayal bile bunu kabul edemeyecek durumda o günkü şartlarda. İran, Roma bilhassa.
Ama Allah böyle buyuruyor. Ne olacak? Hemen Cebrail Aleyhisselam geldi. Ayet-i Kerime'yi getirdi. Bismillah. Kulillahümme malikel mülki. Ayet-i Kerime geldi. Habibi Muhammed'in sen söyle. Sen söyle Habibim. Ey mülklerin gerçek sahibi malik olan Allah'ım. Sen dilediğine mülkü verirsin, dilediğine geri alırsın. Öyle oldu aziz cemaatim gerçekten. Orada bulunan sahabeler, peygamberden sonra orada bulunan sahabeler Şam'a gidince, Şam'ı görünce Hazreti Ömer'in zamanında başlar Allahu Ekber, Allahu Ekber. Yine Medine'ye girerken orada bulunan sahabeler başlar tekbir almaya. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Dediler ki ya Rabbi bak mucize gördü burada dediler. Ve adı cemaatimiz aşağı yukarı iki haftada hendek ancak kazıldı hendekler. Mevsimde kış o sene soğuk mu Medine'de? Çok soğukmuş. Bir de o sene Medine'de kıtlık var şimdi. Allah'ın hikmeti. Hep bir araya geliyor ya. Hep bir araya geliyor. Müslümanlar hava iyice kararınca evlerine gidiyorlar. Sabah namazı erken kılıp hemen geliyorlar. Ama kahvaltı yapmak yok muhteremler. Öğle yemeği yok. Evine gidip akşam yemeği bulamıyorlar çoğu. Bu şatır altında peygamber çalışıyor. Hendeklere kazılıp tam bitti. Kafir ordusuna geldiler. Geldiler kafir ordusuna. Tabii hiçbir şey görmemişler. Birdenbire durdular. Deve işten geçemiyor. At bunu atlayamıyor. İnsan atına kalkırsa beride ok atılıyor, taş atılıyor. Savunma savaşı yapılıyor. Bu şekilde üç hafta kadar devam ettim az cemaatim böyle şey. Açlık var tabi, susuzluk var. Geceleri korkun soğuk oluyormuş o sene soğuk varmış fazlasıyla. Üzerine tabi yok fazla bir şey, ince bir şey girmişlerinde. Artık sahabe bir kim böyle kal sahabeler. Kanları uyuştu, hareketsizlik halleri kendine geldi. Hani savunma yapıyorlar. Bir de bunun ötesinde şimdi bir kabile kalmış Yahudi kabilesi ya. Bu kabile de bu durumu görünce fırsattan faydalanayım diye o anlaşmayı bozuyor. Yahudi kabilesi de Beni Kureyze'den kabile de Medine'ye saldırmaya karar veriyor. Hendek savaşı yapılıyor, bu haber geldi. 10.000 kişi oklarını yayıyor ama oklar yağıyor. Durum ok yağıyor, saldırıyor, ok atılıyor, atılıyor. Onlar artık nefes alamıyorlar sahabeler. Öyle onlarla müdafaa ediyorlar. Bir de Yahudi Beni Nadir kabilesinin de Beni Kureyze'nin de anlaşmayı bozduğu Medine saldırı haberi gelince artık zirveye ulaştı artık. Stres yani ulaştı. Tabii gerçek sahabeler Müslümanlar evet Allah Resulü bize vaat etti yapacağız dediler. Son gün oldu şimdi. Son gün oldu. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri iki namazını kılmıştı. Oturmuştu. Toprak üzerine oturuyor. Mürakaba Peygamber Hazretleri. Cebrail Aleyhisselam geldi. Peygamber baktı. Cebrail Aleyhisselam geldi. Gülümsüyor Cebrail Aleyhisselam. Gülümseyene geldi mi? Güzel haber. Sordu. Kardeşim Cebrail hayrola gülümsüyorsun. Ne haber var? Ya Muhammed Allah Teala sizi imtihan etti burada. İmtihanı kazandınız burada. Az sonra Allah size yardım edecek. Zafer sizin olacak az sonra. Peki kardeşim nasıl olacak bu zafer acaba? Nasıl olacak acaba başında? Bir sebep gerekir buna. Buyurdu ki iki şeyle. Biri Hendek'in öbür tarafında Hendek dar bir yer. O kadar değil tabi. Hendek'in öbür tarafında Fırtına çıkacak, rüzgar. Kasırga olacak, kopacak. Ve melekler gelecekler, oraya yardım size gelecekler. Peygamber eshabı haber verdi. Eshabım size müjde veriyorum. Bana Cenab-ı Hak haber verdi. Bakın biraz sonra karşıdan rüzgar başlayacak orada. Müşrik ordusu artık savaşı bırakmışlar. Develeri kesmişler. Kazanlara ateş yakmış, koyun üzerine koymuşlar. Deve etini kazana koymuşlar.
ekmekleri bol, hurmaları, hüzümleri, gıdaları bol, deve etleri bol. Bir de orada kadına getirmişler, defneri çalıyor kadına, onu eğlendirmek için onları. Şarapları da yanlara getirmişler, içecek, alim yapacaklar orada, yapacaklar. Biraz sonra Hendek'in öbür tarafında hafif bir rüzgar başladı. Debur deniyor bu rüzgara, battan gelen rüzgar bu, helak ediyor onları. Battı tarafından rüzgar başladı ama rüzgar durmadan artırıyor gücünü, hızını. Rüzgar gücünü arttıra muazzam fırtına döken kasırga kopuyor. Yerdeki çakıllar havada uçuyor, çakıllar yerde hava uçuyor böyle. Çadırları koptu. Havada balon uçuyor çadırları. Develerin atların gözlerine kumlar girdi oldu. Gözde yanan hayvanlar, ipini kopan hayvanlar kaçmaya başladılar. Kazanları devrildi. Artık gözü görmüyor. Akşam karanlığında başlayınca melekler geldiler. Melekleri göremediler. Meleklerin sesini duyuyorlar ama. Meleklerin. Allah'a bence melekler tabii sanki deprem olmuş. Öyle korkuyorlar. Bir korku panik geldi onlara. Artık tamamen bozgun oldu. Bozgun. Düzen kayboldu. Kaşan kaşana. Develer meydana dolaşıyorlar. Altta dolaşıyorlar. Kimse bizi görmüyor. Göz gözü görmüyor. Gözlerinde kum doldu hayvanların da. Artık kaşan kaşana. Peygamber buyurdu ki eshabına, eshabım kim gidecek karşıya da oradan bize bir bilgi getirecek biraz. Gözü görerek. Eshabın her biri gitmek istediler ama kendi gücü bulamadılar sahabeler. Artık aşık susuzluğa uyuşmuşlar. Parmakları kımıldamıyor sahabeler. Öyle kalmışlar. Peygamberimiz namaz kıldı. Yine tekrar sordu. Üçüncüsünde peygamber şöyle buyurdu. Ya Huzeyfe, kalk sen git buyurdu. Huzeyfe Hazretleri şöyle diyor. Ben daha böyle kalmak istedim ama kendi gücü bulamadım diyor. Gayet dedim, uğraştım, ayağa kalacak gücüm kendini bulamadım diyor. Çok da soğukmuş. Ama Resulullah Aleyhisselam Hazretleri bana Huzeyfe kalk kum deyince Allah bana yine bir hayat üfledi sanki. Bana yine bir ruh verildi sanki. Bana can verildi diye. Hayata bulundum ben böyle diyor. Sanki diyor o anda diyor bir hamamda ısınıyorum. Öyle geliyor bana diyor. Parçaya gidiyor. Geliyor. Tabi haberi verdi. Hatta o akşam Huzeyfe aşağı yukarı 20 tane melekle görüşmüş orada muhtemelen. At üzerinde görüşmüş. Melekleri görecek hali gelmiş o anda. Melekleri de. Şimdi sabah oldu muhtemelen tabi. Müslüman gibi uyudular, ezanlar, rahat uyudular orada. Şimdi sabah oldu, güneş çıktı, hava açıldı, her taraf berrak oldu. Sabah namazı cemaate kılındı beride. Müslümanlar karşıya geçtiler şimdi. Karşıya geçtiler. Tabii oradaki mallar ganimet oluyor. Yani savaş ganimet oluyor, bunun helal oluyor bunlara orada. Develer toplandı, erde toplandı. Orada yanında develer kesildi orada. Orada bir ziyafet verildi Müslümanlara. Herhalde peygamber şöyle buyurdu sahabelere. Eshabım bu artık müşriklerin Medine-i Münevvere'ye son saldırıları artık dedi. Son saldırıları. İmtihanı kazandınız elhamdülillah. Zirveye ulaştı tabi stres, korku. İmtihanı kazandınız. Bu artık müşriklerin Medine'ye son saldırıları. Artık bundan sonra Medine'ye müşrikler saldıramayacaklar. Artık sıra bize geliyor. Artık mülk-i malik-i mevlam bizi verdi yolunda. Ertesi yıl Hudeybiye'ye gidildi. Mekke'ye gidildi. Anlaşma yapıldı orada müşriklerle. Oradan dönüldü. Hayber fethedildi. Hayber fethedildi. Hayber Medine'lerin Şam yolu üzerinde. Hayber soğuk bir yer. Kuruması çok, sebze, meyve olan yere güzel bir Hayber. Fakat Yahudilerin hep de toplanmıştı Hayber'de. Medine'lilerin kervanı vuruyordu bunlar. Baskın yapıyorlardı. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri bu defa Hayber'e gitti. Hayber fethedildi muhtemelen. 6. yılda Hayber fethedildi. Oradan dönüldü. Ertesi yıl ömre yapıldı Mekke-i Mükerreme'de. Ertesi yıl,
Yani 28. yılda elhamdülillah Mekke mükerreme fetholundu muhterem. Mekke mükerreme. Mekke'nin fethiyle artık Arabistan'da Müslümanlığın devleti kanıtlandı artık böyle. Bütün kabileler artık her biri artık kabulündüler. Gerçekten Mekke-i Mükerreme'nin fethi çok da duygusal oldu muhteremler. Şimdi Mekke-i Mükerreme'de işkence gören sahabeler, oradan göçe zorlanan sahabeler, bu defa 10 bin kişilik bir İslam ordusuyla, elhamdülillah Mekke'ye girildi. Hem savaş da fazla olmadı böyle. Yani bir cephede hafif bir şey oldu. Savaş da fazla olmadı. Üç koldan Mekke mükerremeye girildi. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri de deve üzerinde Mekke'ye girdiler. Peygamberimiz Beytullah'ı Kabe'yi gördüğü anda karşıdan Peygamber tekbir aldı. Allahu Ekber, Allahu Ekber deyince 10 bin kişilik sahabeler her biri de tekbir alınca sanki Mekke'de deprem oluyor, ilahi deprem oluyor, manevi deprem oluyor Mekke-i Mükerreme'de. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri hemen Kabe'ye tavaf etti muhteremler. Hatta Peygamberimiz Kabe'ye tavaf ederken bir müşrik, içine bir hançer, iki taraf keskin zehirli hançer saklamış. Peygamber yakışıp da ben bunu öldüreyim diye bu amaçla. Tamam, Peygamber yaklaşacağı bir anda Peygamber duruyor, ona döndü. Ne düşünüyorsun dedi, niyetin ne senin dedi Peygamber. Yok ya bir şey ya Muhammed dedi, bir şey düşünmüyorum dedi, tavaf ediyorum dedi. Yok, söyle ne düşünüyorsun dedi. Yok bir şey deyince Peygamber diyor ki sakalını çıkar bakalım hançerini. Çıkarınca Peygamber diyor ki bu işten vazgeç dedi. O anda dedi ki ya Resulallah, ben şu ana kadar müşriktim, İslam düşmanıydım. İnandın mı sen hak peygambersin dedi. O da herhalde, o da Müslüman oldu az cemaatimiz. Mekke fethinde tamamlanınca Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Safa Tepesi'ne çıkıp oturdu. Bunun üzerine İslam'a gelmek isteyenler, kendi gönüllü olarak gelmek isteyenler oraya gelmeye başladılar. Fevç fevç. Kur'an'da bulunan Nasr suresi var, son sure. Efvaca diye geliyor da böyle. Mevlam buyuruyor, Habibi Muhammed'in o Mekke'nin fethi zamanına geldiği zaman insan göreceksin ki fevç fevç. Yani böyle tek tek değil, grup grup İslam'a gelecekler. Allah bunu Peygamber vaat etmişti Nasr suresinde Medine Münevvere'de. Elhamdülillah Mekke fethi olunca bu ayet-i kerimenin de sırrı anlaşmalarına çıktı. İslam'a gelmek isteyenler gönüllü olarak grup grup 50 kişi, 100 kişi, 60 kişi böyle grup grup geliyorlar Peygamberimize, İslam'a geldiler. Ondan sonra kadınlar başladılar gelmeye Peygamberimize, İslam'a geldiler. Tabi elhamdülillah bir İslam inkılap oldu. İslam devrimi tamamlanıyor orada. Artık İslam, Kabe, İslamlaştı. Orada putlar kırıldı elhamdülillah. Yalnız Ensar denen Medine Müslümanlar o anda üzülmeye başladılar. Diğer Müslümanlar seviniyorlar. Muhacirin coşuyorlar. Allah diye yanıyorlar. Mekke fetholundu. Yalnız Ensar denen Medine Müslümanlar onlar toplum kendi üzülmeye başladılar kendi aralarında. Ne üzülüyorlar? Onlar şimdi şöyle düşünüyorlar. Diyorlar ki Medine'li Müslüman da Ensar, Resulullah Aleyhisselam Hazretleri Mekke'de doğdu, Mekke'de büyüdü, Mekkeli. Şimdi Mekke mükerreme fetholdu. Burası İslam ülkesi oldu. Peygamberimizin akrabaları hepsi burada. Şimdi Peygamber artık Medine'ye dönmez. Burada kalır. Biz de alıştık Peygamberimizin sohbetine alıştık. Peygambersiz Medine'ye nasıl gideriz biz şimdi? O boşluk nasıl doldururuz? Yani Peygamberimizden bir yoksun olma,
peygambersiz kalma, Ensar'ı üzüyor, ağlama başlıyorlar kendi aralarında. Cebrail Aleyhisselam geldi. Ya Muhammed durum böyle böyle. Git onları teselli et. Hemen peygamber yanına geldi. Hepsi gözleri yaşlı, hüzünlü, mahzun başları önünde. Eshabım, niye bu şey üzülüyorsunuz? Bak Mekke fethettik elhamdülillah. Ya Resulallah, Mekke fethettik ama ya Resulallah, ya seni kaybedersek, sen şimdi burada kalırsan, Medine'ye gelmezsen, biz nasıl o boşluğu doluruz ya Resulallah? Nasıl bir sensiz dururuz ya Resulallah? Peygamber buyuruyor ki, üzülme eshabım. Hayatım, mematım sizin yanınızda olacak. Yani döneceğim, hayatım orada olacak, ölümüm de, mezarım da orada olacak bu muhteremde. Bunlar tabi bunlar sevindiler. Bir de azı cemaat peygamberimizin Tebuk seferi vardır. Tabi konuya girmeyeceğim. Çok ağır, uzun bir konu Tebuk seferi ki bu Tebuk seferi Roma devletine kadar olan bir gösteri. Roma'ya karşı meydan okumalıydı böyle. Hatta Roma ordusu çıkıp savaşamadı, peygamberimizle savaşamadı. Yani küçük bir kabile devletinden dünya devletine 9 yılda ulaşıldı. Ve bundan sonra inşallah haftaya nasip olsa az cemaatimiz, peygamberimizin veda hacı ve peygamberimizin en acı olan vefat meselesi. Lillahi'l-i Fatiha. Başladım. Allah razı olsun.